Önlem olarak şu anda burası daha iyi. Yani orada şu anda her yerde maske yasağı kalktı aşılardan dolayı. Ama burada şu an mesela çoğu insanlar maske takıyor. Şu an kısıtlama yok gördüğünüz gibi. Etrafta kimse yani kısıtlamaya uymuyor. Dikkat edilmediğin farkındayım. Yani şahsi görüyorsunuz benim de maskem yok. Benim için Almanya daha güzel yöneltti. Neden? Daha disiplinli, daha kontrollü. Nasıl söyleyeyim, kendilerine göre yeri geldi mi, yani cezalar da yazdılar. Ya anında söylediler, yani temizlediler arkasını, kalktın mı, masaları falan filan. Yani burada kim kime dumduma, öyle diyelim. Almanya daha iyi yönet. Benim için evet. Peki Türkiye'de eksik gördüğünüz noktalar neydi? Eksik gördüğümüz noktalar neydi? Hijyen, bir, bu tuvalet olabilir. Burada masa olabilir ya veya ne bileyim yiyip içip kalktığımız yeri temizlememekler, bunlar olabilir. Böyle. Peki Almanya'da maske takıyor musunuz? Evet. Ama Türkiye'de takmıyorsunuz. Burada takıyoruz. Dayını çıkarttık dışarı çıktığımızda. Şöyle bir şey. Başlarda Türkiye tabii ki. Fransa'da maske falan yoktu. Hiçbir şey yoktu. Müdahale de yoktu. Burada hani Türkiye maske satan bir ülke olduğu için vardı. Ama sonralarda ikisi de aynı diyelim. Bizim orada artık aşı da zor oldu. O yüzden biraz sıkıntı. Ama genelde iki ülkede hani fazla baş edemezse de yapabildiğini yapıyor bence. Bence Almanya, çünkü Almanya'da dışarıda maske şartı yok fakat kurallara uyan çok. Mesafe, maske, kapalı alanlarda maske. Burada kapalı alanlarda maske olmasına rağmen kurallara uyan yok maalesef. Yani Almanya'da vatandaşlar daha bilinçli diyebilir miyiz? Tabii ki. Daha bilinçli maalesef. Peki Türkiye'de gördüğünüz eksiklikler neler? Aslında insanların duyarsızlığı. Ya ne yazık ki. Almanya. Çünkü bir nevi orada daha böyle kurallara dikkat ediyorlar. Bir nevi temizlik, mesafe, maske bilhassa böyle. Burada gördüğüm kadarıyla herkes iç içe olduğu için fazla bir yani şey yok, dikkat eden yok. Yani maske olsun, ondan sonra millet bir arada, sosyal mesafeye dikkat eden yok. O yüzden bence Almanya. Peki Türkiye'de ne tür eksiklikler gördünüz? Eksiklik olarak yani devletin yapabileceği fazla bir şey yok. Şöyle, devlet yapacağını yapıyor, insanlar dikkat etmesi lazım. Bilhassa polislerin, bu ceza kesenlerin mesela bence ceza kesmesi lazım. Çoğu yerde görmemezden geliyorlar burada. Kurallara insanların daha çok uyması lazım. Ya benim şahsi kanaatim bu tabii ki. Almanya'da gayet iyi bir şekilde koronavirüsü yönetiliyor da Türkiye'de buraya geldiğim izinden geldim yanına aşağı yukarı aynı diyebilirim. Daha ziyade bu maskeye falan giriş çıkışlarda belli başlı kurumlarda pek dikkat edilmediğin farkındayım. Yani şahsi görüyorsunuz benim de maskem yok. Bakıyorum yani takan var takmayan var. İçeri girerken çıkarken hangi mağaza olursa olsun fark etmiyor. Yani pek ona itina gösterilmedi. Biraz daha gevşediği, rahatladığı farkındayım yani. Peki Almanya'da böyle bir durum söz konusu mu? Yani maskede bu denli bir serbestlik var mı? Hayır maalesef, yani maalesef değil, kesinlikle aynı maske eğer zorunlu sürdürülüyorsa kesinlikle maskeye dikkat ediliyor. Maske zorunlu olan her yerde maske devam ediyor. Burada da aynı şekilde ama burada maskenizi takmayı tercih etmiyorsunuz. Yani biraz rahat davranıyoruz açıkçası, bakıyoruz takan var takmayan var. Ondan dolayı biz de doğal olarak rahat nefes alıp verme açısından biz de takmıyoruz yani. Önlem olarak şu anda burası daha iyi. Yani orada şu anda her yerde maske yasağı kalktı aşılardan dolayı. Ama burada şu an mesela çoğu insanlar maske takıyor. Aşısı olan da çok. Ama şu anda burada daha iyi yani durumda. Yani o yandan. Orada hala aynı devam ediyor yani. Değişen bir şey yok. Burada tedbirler sürdürüldüğü için mi burayı daha iyi buluyorsun? Aynen. Ya orada çok hafifletildi. Yani küçük bir hastalık olarak gözüküldü. Ama burada hala aynı şekilde yani göz önünde bulunduruluyor. Peki oranın vaka sayısı ne durumda? Bizim kaldığımız yerde günde 500-600 vaka. Küçük bir kasaba olarak söyleyeyim. 500-600 vaka çıkıyor. Burada herhangi bir bilgim yok. Valla Belçika'da ilk korona çıkımında fazla ciddiye alınmadı. O yüzden sayılar bayağı arttığı için kapanmaya gidildi Mart ayında. Sayılar
yaza kadar düştü. Yaza geri açıldıktan sonra işte bayramdan beraber sonra iş, okul falan açıldıktan sonra bayağı 20 binleri gördük. Onun için pek iyi yani mücadele edemediler bence. Türkiye'yi pek bilgim olmadığı için sizden öğreneyim. Şu an kısıtlama yok gördüğünüz gibi. Etrafta kimse yani kısıtlamaya uymuyor. Ama aynı şekilde orada da. Yani orada da pek uyulduğunu söyleyemem. İnsanlar çok canı sıkıldı. İki senedir bayağı sıkıntıdalar. Onun için kimse uymuyor artık. Onun için ben aynı görüyorum. İnsanların psikolojisi aşağı yukarı aynı olduğu için kimse pek uyuduğunu düşünmüyorum yani.